Kanser, vücudumuzda hücre düzeyinde meydana gelen kontrolsüz hücre bölünmesi olarak kısaca tarif edilebilir. Tabii vücudumuzda milyarlarca hücre var, yaklaşık 75 milyar hücre. Bu hücrelerin hepsi dönüşümlü olarak kendilerini yenilemektedirler. Mesela kan hücrelerimiz 90 günde bir kendini yenilemektedir. Deri hücrelerimiz yine 3-4 hafta içerisinde sürekli yenilenmektedir. Vücudumuzdaki bütün hücreler zamanla kendilerini yenilemekte, yerine yeni hücreler geçmekte ve kontrollü bir şekilde yenileme kapasitesine sahiptirler. Sadece sinir sistemi hücreleri ve bazı kas hücreleri dışında hariç olmak üzere. Ve biz bu olaya vücutta apoptosis diyoruz. Yani kontrollü hücre yenilenmesi ve eskilerin ölmesi olayı. Peki kanserde olay ne? Kanserde bu vücudumuzdaki hücrelerin kontrol dışı çoğalması olayı söz konusu. Peki ne oluyor da bu kontrolsüz çoğalma başlıyor? Vücudumuzda hücrelerin içerisinde çekirdek dediğimiz yapıda DNA dediğimiz genetik şifrelerimiz saklı. Ve bu DNA'larda bir takım iplikçikler var. İşte bu iplikçiklerde bir takım maruziyetler sonucunda parçalanmalar söz konusu olabiliyor. Nedir bu maruziyetler? Ultraviyole ışınları olabilir, kimyasal ajanlar olabilir, asbest olabilir, boya olabilir, sigara olabilir, alkol olabilir ve buna benzer birçok şey buradaki bir takım yapıları bozmakta ve kontrolsüz çoğalmanın tetiği çekilmekte. Bu noktadan sonra da kanserin aslında tetiği çekilmiş oluyor ve kanser dediğimiz kontrolsüz hücre büyümesi gelişmektedir.